Hop 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 hop. Aşkım ne yapıyorsun sen ya? Kaç defa söyledim ağır kaldırmayacaksın diye. Ay alt tarafı bir vazo aşkım ya. Ha, tamam ben hallederim bakayım. Nereye koyacağız bu vazoyu şimdi? Şuraya, şu köşeye. Şu. Tamam. Ha? Ay yok, olmadı. Sen onu en iyisi mi şöyle şuraya koy. Ha, tamam. Nasıl? Bence burası oldu. Ay yok, olmadı İlker. Sen onu en iyisi şuraya koy. Ha, şuraya, şuraya. Aynı yere koydun aşkım. Ne fark etti şimdi ha? Biliyorum hayatım ama sonunda zaten buraya gelecek. Hem bak zaman kaybetmememiz lazım. Daha biliyorsun kız isteyeceğiz. Ukala. Ya bu arada aşkım Öykü'yü kim isteyecek? Bak onu hiç konuşmadık. Bence önem hayatta gelmez. Ay vallahi bilmiyorum. Ben isteyeyim mi? Ay bilmem. Ayaz'a sormak lazım. Ona uygun olur mu? Aslında benim bir kız babası olarak kız tarafında olup biraz staj yapmam lazım değil mi? Ayaz arıyor. Ha. Alo Ayaz'cığım. Ne oldu? Heyecandan yerinde duramıyorsun değil mi? Tabii normal telaşlar bunlar. Ay Ayaz bir sıkıntı falan yok değil mi? Çiçek çikolata her şey hazır. Yok yok her şey tamam. Ya ben de hazırlanıyordum. Siz bana sadece ne zaman gideceğiz onu söyleyin. Ha, Burcu'yu bekliyoruz. Burcu gelsin çıkarız. Yalnız hazırlıklı olalım. Öykü bu. Her an delilik yapabilir. Ben ona bugün kaç defa seni istemeye geliyoruz dedim. O da daha evlenme teklifi falan etmedin dedi. Yani anlayacağın işi inada bindirebilir. Bak sen şuna ya. Sen hiç merak etme. Gerekirse ben kulağını çekerim onu. Ya bir aksilik çıkmadan Öykü'yü alalım. Ben Meral ablayla konuştum, sen hiç merak etme. Böyle baskın yaparmış gibi gideceğiz. Hiç naz falan çekmeyeceğiz. Gerekirse kaçırırız Öykü'yü, tamam mı? Tamam. Aa, kapı çaldı, ben kapatıyorum. Heh, tamam o zaman. Hadi görüşürüz, bay bay. Aşkım. Oo, hayrola? Ne bu şıklık? Öykü'yü istemeye gidiyoruz. Bak bütün bu tatsızlıklardan önce böyle bir gecede yanımda olup heyecanımı alacak dostum sendin. Ortak ben yine öyle olmak istiyorum. İki iyi dost. Eyvallah ortak, sağ ol. Annem de gelmiyor. Bak yanımda ol. Herkese olanları açtığımızı gösterelim. Ortak çok isterdim ama... Beni affet. Yani şirket için yeni bir proje araştırıyorum. Amerika bağlantılı. Bir görüşme ayarladım. Saat farkından dolayı bu aralar olması lazım. Yani onu beklemek zorundayım. Biliyorsun işleri böyle yani. Anladım. Tamam. Sana kolay gelsin. Sana da. Mısırmış. Ben patladım beklerken. Ya mızmızlanma. Sana öyle bir mısır patlattım ki parmaklarını yiyeceksin. O kadar olur. Merhaba. Anneciğim. Anne. Hayrola akşam balo mu var? Saçmalama çocuğum. Yani siz alışkın değilsiniz beni böyle görmeye de ondan böyle tepki veriyorsunuz. 40 yılda bir gidiyorum be yavrum kuaföre ben. Nasıl yani? Seni böyle sokanlara bir de para mı veriyorsun sen? Hadi be. Hadi saçmalama. Toparlanın bakalım hadi. Ya çocuğum sen ne rahat bir kızsın ya. Sanki beni istemeye gelecekler. Hazırlansana. Ya anne biz ne konuştuk sabah? Ne konuştuk? Ay ne olur başlama yine rüyadan müyadan. İstemeye geliyorlar diyorum evladım. Hadi. Olmaz dedim. Olmaz. Of. Of. Allah.
Allah'ım, of! Yani neden anlamak istemiyorsunuz ki beni? Hayatta en çok istediğim şey Ayaz'la evlenmek. Ama korkuyorum işte. Ya rüyam çıkarsa? Ya Ayaz'a bir şey olursa? Ay çok geç kaldık. Çok, çok ayıp oldu Ayaz'a. Yemin ediyorum çocuk beklerken heyecandan bayılmıştır herhalde. Ay aşk olsun Sibel ya. Sanki bilerek yaptım. 8 kez diyorum ya. Tam 8 kez bozdu yaptı saçımı. Vallahi adamın elinde kalacaktı saçım. Kızlar, hala dışarı çıkmak üzere harekete geçmiş değiliz. Farkında mısınız? Aman da aman. Kızımın babası kız isteme merasimi yapılacak diye pek mi heyecan yapmış ha? Aşkım hatırlatma ya. Ben veremem kızımı kimselere. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dükkanınız çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Senin ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim. Yine ne yumurtlayacaksın acaba? Canını sıkmayacağım. Özür dilemek istiyorum. Sen hangi yüzle benim karşıma dikiliyorsun Şeyma? Ha dur, dur dur bir tahmin edeyim. Her yerden kovuldun. O yüzden de buraya geldin. Ama buradan da kovulacaksın. Şaşırma canım. Bu yaptıkların illaki bir bedeli olacak da. Ben kendi bedellerimi bir şekilde öderim canım. Bence sen kendi bedellerine bak. Kendi derdine yan. Hani Emre'yi kaybettin ya, bence bundan daha büyük bir bedel olamaz. Bu arada nasıl bir şarkıcısı? Bayağı bir canı yanıyor değil mi? Şeyma! Yeter bu kadar saçmalık. Çık hadi. Çık. Bırak. Kendim giderim. Pijamalı. Ben niye bunları giyiyorum? Ay benim güzelim. Sen bizim evimizin erkeğisin. Anneciğim başımızda duracaksın. Çok güzel olmuş. Kızım. Kime diyorum? Hadi git değiştir üstünü. Süslen falan. Hadi geliyorlar. Anne ya. Hala isteme diyorsun. Ya ben senin anlaman için ne yapmam gerekiyor? Çocuğum anlatamıyor muyum ben sana? Bir tanem. Geliyorlar. Ayazlar geliyor. Şaka değil ha. Seni isteyecekler. Hadi çocuğum. Ya siz konuşmadınız mı Ayaz'la? Konuştuk. Evlenme teklifi bekliyorum yalanını attım. Ha, yememiş o yalanı. Yoldalar geliyorlar. Hadi. Bana başka çare bırakmadınız. Öykü! Öykü sakın ha! Kızım hadi. Ay ne yapıyorsun? Annemi örnek alıyorum. Sen de beni kilitlemedin mi daha önce? Geldiler. Kızım aç geldiler. Aç. Sonra gelin de. Ya kız evi naz evi falan da bir şey de işte. Oldu. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? He? Ayaz'la buluşacağım diye kapıları kırıyordum boşanmadan önce. Ne diyeceğim şimdi ben? Naz mı yapıyor diyeceğim. Olur mu öyle şey? Kızım aç şu kapıyı hadi. Öykü. Ablam kendini odaya kilitledi.
Öykü. Aç şu kapıyı. Öykü. Öykü çık dışarı. Ya Öykü çık dışarı diyorum. Bir şey mi dedin? Çık dışarı diyorum. Çıkamam. Ya çık. Ya anlamıyorsun, kendimi hazır hissetmiyorum. Yani belki öncesinde bir evlilik teklifi falan olsaydı hazırlardım kendimi. Ama şimdi olmaz. Ya bu kapıyı kırdırma bana, güzellikle aç. He tabii canım, o kolaydı, kırarsın. Ben artık Naz'ı çekemem. Kalk kahvemizi yap. Seni isteyeceğiz. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bırak Erhan! Ya imdat! Yedicik komşular zorla kız istiyorlar. İmdat! Acaba diyorum kahve faslını geçsek de... önce kızımı istesek... Kahveyi de üzerine içeriz, olur biter. Olur mu İlker'cim öyle şey? Adetlerimize uyalım. Aşkım ne adeti ya? Görmüyor musun kız pijamasıyla dolaşıyor. Oğlum bir bekle. Allah Allah, gece uzun. Dur bir. Bence olur. Bitsin artık bu iş. Hadi İlker başla. Gerçi Önem Hanım da buradayken bana pek laf düşmez. Yok artık, daha neler. O zaman ben kendim isterim Öykü'yü. Efendim ben Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Öykü'yü kendime... Ya kimin telefonu? Kim o lüzumsuz? Ha? Abla. Geldim. Senin telefonun çalıyor. Mehmet Karaylı diye biri arıyor. Şeytan diyor, çuvalı al. Sok Öykü'yü içine. Vur sırtına, dağlara çık. Şişt, gider çuval bulup getirir mi? Ha yok. Biraz daha bekle. Dayanalım. Kız evi naz evi derler ya. Efendim? Çizimlerine bakıyordum da. Neden Mehmet Bey? Çalmak için mi? Yarın bana mutlaka uğra. Sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. He, o zaman ben şimdiden reddedeyim, onu kurtulalım. Çok yetenekli bir kızsın. Ama aynı zamanda çok acelecisin Öykü. Neymiş o teklif Mehmet Bey? Allah aşkına ya, banka mı soracağız? Zengini alıp fakire mi vereceğiz? Ne olayımız? Sana kendi markanı yaratmak için bir şans vereceğimi söylesem. Yarın görüşürüz. Gel. Mehmet Bey. Size bahsettiğim arkadaşımı getirdim. Aa, tabii gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olcay, iş aradığınızdan bahsetti. Buyurun oturun. Olcay. Bana kendi markanı yaratabilirsin dedi. Ya bu benim en büyük hayalimdi. Ne yani? Kabul mü edeceksin? Biz ne olacağız peki? Ha ama ben sizinle çalışamayacağımı söylemiştim. Öykü'yü sana bırakacağımı sanıyorsun demek ha? Meral Hanım, konumuza dönersek... Ayaz, benim bütün karşı çıkmalarıma rağmen... kızınız Öykü'den vazgeçmiyor. Hanımefendi, şimdi bu raddede söylenecek şey mi bu? Lafım henüz bitmedi. Hı. İzin verin bitireyim. Ben de... oğlumun kararına saygı duymak ve onu desteklemek durumundayım. Ve kızınız Öykü'yü oğlum Ayaz'a istiyorum.
Ne? Ben şok. Ne? Nasıl ya? Anne sen az önce öyküyü mü istedin? Öykü iyi misin? Çocuk iyi. İyi misin? Öykü. Öykü. Şşt. Böyle soldan bir şeyler geldi. Bir sıcaklık geldi. Erhan Hanım beni mi istedi az önce? Yok. İstemez bu bana kaderimin... Beynimin bir oyunu bu. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk. Ay git, tamam, tamam, tamam. Bu kadar abartmaya gerek yok. Kızınız Öykü'yü oğlum Ayaz'a istiyorum Meral Hanım. Hayırlısıysa olur Önem Hanım. Ay yok, yok. Yok, bu kesin rüya. Öykü, evleniyoruz canım. Öyleyse ellerimizi öpün bakalım, hadi. Gerek yok. Ya ver unutma. Hiç gerek, gerçekten. Gerek yok, tamam. Evet, o halde yarın Mehmet Karaylı yerine benim ofisime geleceksin. Nasıl olsa aile sayılırız artık. Üzgünüm ama... Bence şu durumda birlikte çalışmamız çok daha yanlış olur. Neden? Çünkü akrabalar birbiriyle iş yapmazlar. Siz de bilirsiniz. Anneciğim. Aa, yarın oraya gideceksin yani. Şaşırdınız biliyorum. Benim sesimi geceleri duymaya alışkınsınız. Ama bugün yılın en sevdiğim günü. Sevgililer günü. Bugün çalacağım bütün şarkılar aşıklar için. Bekarlar, siz de boş oturmayın. Hadi kalkın aşkı bulun. Bugün her yerde aşk var. Kendiniz alın. Kısmet bu sene olmasa bir dahaki seneye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaz sana güller yağdırmadı mı zaten? Sen kendi gülünü kendin aldın. Vallahi henüz bir hareket yok. Allah Allah. Ay kesin çok büyük bir şey planlıyor o zaman. Sen ne yapacaksın peki? Hediyeni aldın mı? Benim hediyem belli. Hafsa'nın geri geldiğini söyleyeceksin değil mi? Oh ya, vallahi şükürler olsun. Yani bu sırla yaşamak benim için gerçekten çok zordu. Hem çocuğa da yazık. Yani sana kendini hatırlatabilmek için elinden geleni yaptım. Kıyamam ya. Sevgilim hatırlayayım diye yıldızları bile yere indirdi. Ben ne yapacağım ya? Kız koskocaman hafıza veriyor çocuğa. Ben de vereceğim acaba Emre'ye. Yürü hadi gel, buluruz bir şeyler. Ama önce kapıya uğrayalım, bakalım Süper bizi niye çağırmış. Hmm.
Böyle. Ne diyorsun? Beğenmez mi oğlum? Ona özel şarkı yazmışsın işte. Ama böyle telefonla falan dinletme sakın. Telefonla olacak iş değil herhalde. Nerede söyleyeceksin peki? Mekan ayarladın mı? Allah mekan çok. İstanbul bizim sonuçta. Parklar, caddeler, sokaklar. Var aklımda bir yer tabii. Vay, romantik adammışsın ha. Üstad, sensin bu konuda, unutma. Emre. Burcu sana bir şey söyledi mi hiç? Ne gibi? Yani Öykü'nün muzipliğini biliyorsun. Acaba bir şeyler hatırladı da oyun mu oynuyor? Yani olabilir mi böyle bir şey? Öykü hatırladıysa Burcu'ya söylemiştir. Ya yok, Burcu bir şey bilseydi bana söylerdi. Merak etmesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.